Annemin adı Makbule Yazıcı. Benim adım Nadiye ama lakabım Büyükçekmece'nin Natoba ablasıdır. Benim Nadiye adımı da benim babaannem halamın adı diye bana verdi. Ama ondan sonra da bana bir lakap taktı, Natobo. Natobo ne demektir? Natobo yaramaz sevimli bir kız demektir. Ama şu anda da yaramaz sevimli bir kadın bence. Kökenimiz Tonya'dan çıkmayız. Köyümüz Hamsiköy. Babaannem, babam İstanbul'da işi olduğu için Sirkeci'de otobüs işletmesi, Yazıcıoğlu Turizm olduğu için ille babaannem Trabzon'dan İstanbul'a gelmek istemiş. Babam burada yalnız kalmasın diye. Sonra dedem geliyor. İlk önce bir Bursa'ya gidiyor. Bursa'dan sonra Büyükçekmece'ye geliyor. Büyükçekmece'yi daha çok beğeniyor. Hep beraber karar veriyorlar. Cemal Yazıcı, Hasan Tarap Yazıcı, Mustafa Tipirali, Mehmet Tipirali, bütün amca çocukları karar verip Büyükçekmece'ye yerleşiyorlar. Biz geldiğimiz zaman, Büyükçekmece'ye yerleştiğimiz zaman 10-15 hane idik diyelim. Ama şu anda 1500 haneden fazla hanemiz var burada. Bizim buraya geldiğimiz yılların ilerleyen yıllarındaki akrabalık bağlarımız çok çok güzeldi. Birimize bir şey olduğu anda bütün akrabalar hepsi anında gelip yola girer, hemen bizim eve gelirlerdi ya da biz onların evine giderdik. Bütün birisinin bir durumu, maddi durumunda bir bozukluk olduğu zaman anında belli bir para toparlanır, o haneye götürülürdü. Hani zorluklardı ama bir şey olunca o zaman komşular birbirine yardım ediyordu. Yani o zaman yardımlaşma çoktu. Yani bir tane ekmeğini ona bölebilirdin. Şimdi bir tane ekmeğini ikiye bile bölmüyorlar. İkiye bile bölmüyorlar. Biz Büyükçekmece'ye geldiğimiz zaman ben 1,5-2 yaşında bir çocuktum. Ama büyüdükten sonra biz örf ve adetlerimizden hiçbir şey kaybetmedik. Biz, Büyükçekmece bizden, bizim adetlerimizden öğrendi. Biz de onların adetlerinden öğrenerek, paslaşarak, anlaşarak ve ondan sonra da daha güzel devam etmeye başladık. Kız verdiğimiz zaman ilk Trakyalılara kızı benim ablam, Aynur ablam evlendi. Ve onu Aksulara gelin verdik, ablamı. Kapıdan Cemal Yazıcı çıkarttı. Tabii ki Cemal Yazıcı bizim çok güzel bir büyüğümüzdü, liderimizdi. Onun ardından benim babam İstanbul'da iş yaptığı için Cemal Yazıcı ile benim babamın arası, amca çocukları bir kardeşten ileriydiler. Şöyle bir şey anlatayım. Biz abime burada bir kına gecesi yaptık bu evde, annemin evinde. Biz sabaha kadar kemenceciyle ilk gece burada kınaya başladık. Ertesi günü abim kahvede kına gecesi yaptı. Ondan sonra biz, Gülcan da benim, bizim gelin de belediyeciydi. Ona kına gecesi yaptık. Orada devam etti bir hafta. Ve bu hafta hep dolu dolu geçiyordu. Yemekler, sunumlar, güzellikler. Şimdi biz çocukluğumuzda Büyükçekmece'de karşılarda bütün bu posta başında olan binalarda bina bir kere hiç yoktu. Hepsi ahşap küçük evlerdi. Caddenin sonuna kadar, postanenin oraya kadar hiç bina yoktu. Hatta Nasip dedenin olduğu yerde de böyle çok güzel bir bahçeydi orası. Nasip dede daha içerideydi. Kültür Park'a gittiğin zaman Kültür Park çamurluktu. Kültür Park'a kimse girmezdi zaten. Balıkçılar, İşte eski çekmecelilerin şeyleri, ama felaket pisti orası. Yani oraya gidip de sen hani şu andaki hani bu vaziyette göreceksin diye Büyükçekmece Belediyesi'nin çok büyük katkısı vardır Kültür Park'a. Benim annem
çok zorluklar çekmiştir. 8 çocuğu terbiye etmek kolay değil. Bu tarafta da 5 çocuğu terbiye etmek kolay değil. Artı görümce çocuklarını bakmak hiç kolay değil. Artı kayınvalide, kayınpeder bakmak hiç kolay değil. Benim annem bu zorlukların hepsini yaşadı. Çok zorluklarla çok şükür hepimizi yetiştirdi. Şu anda annemin 17 tane torunu var. Çok şükür, hamdolsun. 2 tane daha eklendi, 19 oldu. Yani bizi, terbiyemizi güzel verdi çok şükür, ama anacıklarımız çok çok zorlandı. Kömürü taşıyacaksın, odunu taşıyacaksın, külü indireceksin, sobayı yakacaksın, banyonun şeyini yakacaksın. Sabah kalkıp yemeğini yapacaksın. Ondan sonra işine bakacaksın. Sabah kalkıp ahıra giderlerdi. Ahırdan gelirlerdi, kahvaltı ederlerdi, yemek yaparlardı. Yemekten sonra tekrar ahıra giderlerdi. Bunlar ne zaman bir gezmeye giderdi? Bir düşün. Ya. Allah büyüktür Allah. Allah bizi bir taç etmesin. Allah kimseyi kimseye bir taç etmesin. Pazıda kibirlik edenleri etmesin.